Hakan Bey yazmış, İnşallah. selamünaleyküm demiş. Aleykümselam. Aleykümselam. Münafıklar Allahu alem Allah yolunda Müslümanların mücadelesini güçlendirmek için yaratılmış olabilirler mi? Evet, bunu zaman zaman vurguluyoruz. Gene kardeşimiz de onu vurgulamış. Doğru. Yani münafıklar, kafirler, dinsizler olmasa Müslümanlar da meskenet olur. Mesela ben küfrün, dinsizlerin, darvinistlerin çirkin davranışlarını görmesem şu anlatımı elde etmem biraz zor olabilir. Çünkü yani sadece Kur'an'dan anlatırım ama yani ben şu an aynı zamanda yaşayıp gördüklerimi de anlatıyorum. Yani insanın yaşayıp gördüğünü anlatması da çok önemli. Evet. Dolayısıyla ben her münafığı gördüğümde veya duyduğumda şevkim artıyor. Yani mücadele azmim müthiş artar. Öbür türlü insan daha tali konulara dağılmaya başlar. Yani dikkati daha gereksiz konulara doğru gider. O zaman gerekli konulara doğru insan yönlenir. Yani aciliyet sıralaması değişir. Mesela küfrün veyahut darvinistlerin veyahut materyalistlerin herhangi bir hareketinde dikkat ederseniz etki gücümüz daha da artıyor. Ama onlar hiçbir şey yapmadığında daha sakin bir ortam oluyor. Dolayısıyla bu istenen bir şey değildir. Yani hareketli, canlı, hırslı ve kararlı ortam çok önemlidir. Küfrün, darvinistlerin, materyalistlerin ve münafıkların bizlere sunduğu şey bizim daha heyecanlı, daha kararlı olmamızdır ve daha çok sevap almamızdır. Daha inananlara sarılmamızdır. Daha onlarla sorunlarımızı kolay çözmemizdir. Öbür türlü Müslümanlar kendilerine uğraşmaya kalkabilirler. Ama küfür ve münafıklar olduğunda Müslümanlar kendilerine, kendi işlerinde uğraşmaya da gerek duymuyorlar o zaman. Evet. Yani onun gereksizliğini daha iyi anlar. Gerçi Kur'an'a göre bu haramdır ama her halükarda şeytan kışkırtabilir. Yani olumsuz yönde kendi kardeşlerine karşı kışkırtabilir. Bu ortadan kalkmış oluyor. Yani mesela özellikle münafık çok daha teyakkuz hale getirir. Mesela kafirin gücü daha düşüktür. Yani Müslümanı teyakkuzda tutma konusunda. Münafığınki çok daha şiddetlidir. Yani münafık daha insanın zihnini açar. Daha mücadele azmini artırır, heyecanını artırır, gayretini artırır. Yani ben mesela konuşmalarımda mutlaka münafıkların beni şevklendirmesi vardır. Yani mutlaka ya bir münafığı ya duymuşumdur yani programa gelmeden önce, ya görmüşümdür, ya bir şey olmuştur. Yani ya mutlaka bir münafık yüzüyle karşılaşmışımdır bir şekilde. Ve bu benim müthiş şevkimi ve gayretimi artırır, heyecanımı artırır. Dolayısıyla müminler için nimettir. Yani kafirler de bir nimettir, münafıklar da bir nimettir. Onları gördükçe insan güzel ahlakın kıymetini daha iyi bilir, sevginin kıymetini daha iyi bilir, dostluğun kıymetini daha iyi bilir ve zihni açılır. Yani adrenalin etkisi yapar. O yönden dünyada Müslümanların heyecan kamçısıdır, yani sevgi kamçısıdır münafıklar ve kafirler. Evet.